Herkese merhaba arkadaşlar. 9 Ağustos 2020 iddia tahminleri hepinize merhaba. Tahminleri vermeden önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nin ilk gününde kazandık. Şöyle Juventus ve Manchester City maçlarına direkt MS 1leri yapıştırmış arkadaş. Ben katıl butonunda da verdim aynı şekilde. Aynı şekilde Instagram'dan yazanlar da bu iki maçlara direkt MS1 olaraktan girmesini söylemiştim. Çoğu arkadaşımız kazanmış ve atmış bize kuponun resmini. Aynı şekilde katıl butonunda birazdan gösterim tekrardan ki zaten önceki videoda da gösterdim maçlar başlamadan videoda da bahsettim. Sıfırdan birler her iki maçı da sıfırdan bir şeklinde girebileceğinizi söyledim. Aynı şekilde Juventus maçı sıfırdan bir bitti City maçı da sıfırdan bitti ilk yarı maç sonu tahminlerimiz de gelmiştir. Değerlendirin arkadaşlara hem katıl butonunda verdim özellikle önceden verdim. Videoda da erken izleyen arkadaşlar değerlendirmişler. Şöyle bir iki tane fotoğrafını buldum onları göstereyim dedim. Aynı şekilde birçok kupon geldi değerlendirenler varsa arkadaş direkt iki buçuk üst yere ms 1 deklemiş de eklemiş kendi kazanmış aynı şekilde yanına maç ekleyip kazananlar var zaten dün çoğu kişi kazandığını söylemek gerekir şöyle baktığımız zaman aynen e, şunu da göstereyim katıl butonunda zaten vermiştim City 0'dan bir Juventus'ta 0'dan 1 olmak üzere onun da şeyini göstereyim Katıl butonuna yine de maç vermeye devam ediyoruz. Buradan katılan arkadaşlar oluyor. Barcelona ya da sürpriz olaraktan yine akşam maçı. Şimdiden göstereyim. Dedim. Bir sıfırdan bir olayı olabilir diyerekten düşünüyorum ben. Ee, bir skor tahmini de yapmayı düşünüyorum. Birazdan bu katıl butonunda katılan bir 60-70 kişi var. Onlara özel olarak da bir tahmin yapmayı düşünüyorum. Norveç Ligi'nde Bodo maçı vardı. Ee, yeni başladı. 7 dakika oldu. Dakika 1'de 2.5 üstü olaraktan ideal tahmin önerdim. Dakika 1'de gol geldi. Ev sahibi bir sıfır öne geçti bu maçın da ben rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Hatta bakar da şimdi bu maça. burada dedim Juventus City maçını direkt kombinleyip girebilirsiniz dedim. Aynı şekilde diğer maçlar KG var falan derken. Buradan da iyi bir şekilde ilerliyoruz. Instagram'dan da zaten oldukça mesaj geliyor. Yok teşekkür mesajı yok istek maç ver abi derken. Buradan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiğince özellikle ben kendim olaraktan herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkesin kazanmasını sağlamaya çalışıyorum. Amacımız zaten sizlerin kazanması. Hep birlikte kazanalım, biz kazanalım, siz de kazanalım. Kazanın. Bizim kafa bu şekilde ilerliyor yani. Herkesin kazanmasını temenni ederiz biz. Kimsenin kaybetmesini temenni etmeyiz. Şimdi 9 Ağustos için iki tane maç seçtim. Hatta bir Viking maçına da bir yorum yapabilirim diye düşünüyorum. Maça baktım ben Viking maçına Norveç'ten. 2 tane İsveç'ten maç seçtim. Oranları 1.60 civarlarında geziyor. Haçkan ve Malmö maçlarını seçtim. Analizlerini de güzel yaptığımı düşünüyorum ben bu maçların da. Onu da söyleyeyim sizlere. E şunu söyleyeyim. Maçlara kafanıza yatıyorsa değerlendirin. Zaten önümüzde şu an ayın 10'unda ve 11'inde güzel maçlar var. Inter var, United var. Ondan sonra 11'inde Shakhtar var. Shakhtar da muazzam futbol en son beni büyüledi adeta son oynadığı futboluyla. Goller dakika 90'da falan geldi. 3-0 yendi. Fakat muazzam bir futbol oynadığını söylemek gerekir. Aynen Bodo maçı da 1-0 devam ediyor. Gördüğünüz üzere dakika 1'de hatta 2'de olmuş. 2'de gelen golle. Bakalım bu maçında ben 2.5 üstü rahat geleceğini düşünüyorum. Toplu oynamayı zaten gördüm. Gör, deplasmanı görüyorsunuz. Yani birden 2 olayı da olabilir bu maçta. Her neyse. 9'unda ilk maçımız Malmö. Bu tahminler arkadaşlar kafanıza yatıyorsa değerlendirin. Söylüyorum sonra yorumlarda ağlamayın. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bazı arkadaşlar var. Kaybedince direkt suçu bize buluyor. Ben kimseyi zorla oynatmıyorum. Herkes kendi isteğiyle oynuyor. Evet. Malmö maçına baktığımız zaman maç sonu 2'ye 25 gibi oran vermişler. Beraberlikle 3.75 ev sahibi galibiyetine 6 gibi oran vermişler. Malmö ligde zirvede 13 maçta 28 tane gol attı. 12 tane de gol dedi. Bence muazzam bir istatistik ile ilerliyor. Bu maçta da bir kazanmasını düşünüyorum. Ki Malmö'nün zaten son maçlarına baktığımız zaman son hatta son 4 maçında en az 3 gol attı yani. Öyle söyleyeyim ben size. Son maçları zaten üst bitiyor. Ondan önceki maçları da üst bitiyor. Son oyunda da 6 maç zaten 2,5 üstüne tamamlamış ve hepsinde galip gelmiş. Ben bu maçın da o tarzda bir maç olacağını düşünüyorum. Malmö tarafına eksiklerine baktığım zaman şunu söyleyebilirim ben size. Şüpheli durumda bir defans oyuncusu var, Nielsen diye. Onun dışında orta sahada Oscar Levicki diye bir oyuncusu sakat durumda olarak gözüküyor. Ve Rex var. Ee, yine aynı şekilde orta sahada bir sakatlığı var. Ee, özellikle Rex'in 3 gol bir asistle oynuyor. Onu da söyleyeyim ben size. Ev sahibine e, önemli bir sakatlık yok. Onu söyleyeyim ben. Sakatlık olarak Malmö biraz dezavantajlı. Fakat Malmö oynadığı futbolda bu takıma zaten galip gelmesini biliyor. Son maçında 5-0. Ondan önce 2-1, 2-0, 3-0, 2-0, 4-3, 3-3, 5-2, 3-0 derken son oynanan zaten 10 maça baktığınız zaman sadece bir beraberliği var. O da 3-3. Diğer tüm maçlarda bir Malmö galibiyeti var. Şimdi direkt BM'ye 2'ye yapıştırmanızı öneririm. 1.25 oranı var biraz tatmin etmiyor. O yüzden maç sonu 2 ve 2.5 üst oranı 1.67 gibi güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Biraz da ev sahibini incelemek gerekirse hatta ben bunu videonun sonunda kupon haline getireyim sizlere. Ev sahibi kendi evinde oynadı. Maçlara baktığımız zaman en son berabere kalmış, gol bulmasını bilmiş, 3-3 gibi bir skorla gitmiş. Aynı şekilde yine berabere kalmış. 2-2 bir skorla bitmiş. Yani kendi evinde gol atmayı bilen bir takım. Malmö'de zaten karşılık verecektir. 2.5 üstü de taşıyacaktır. Taraf bahsine de güvendiğim için Malmö galibiyetini de bu şekilde öneriyorum. Son maçlarına zaten baktığımız son oynadığı maçlar bunlar. E, evinde gol, gol bulabilen bir takım. Dep basman da aynı şekilde zaten şovcu bir takım Malmö'yü. Ben gerçekten Molde ile Malmö'yü gerçekten seviyorum. Ve maçlarına direkt taraf bahsinde ve üst bahsilerini almayı her zaman önermişimdir. Bu maçı da MS2 2.5 üst oranından 1.67 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Şöyle oranı da gösterdiğim zaman maç sonu 2. 2.5 üst oranı 1.67 gibi oranı var. 97.71 kodlu maç. E, bahis diyeyim. Diğer bir bahisimiz arkadaşlar. Haçken maçı. Hacken'da diyebilirsiniz. Kalmar maçı her neyse. İsimlere takılmıyoruz. Ev sahibine 1.45 gibi oran vermişler. Beraber 3.30. Maç sonu 2'ye 4.50 gibi oran vermişler. Puan durumuna baktığımız zaman ev sahibi iyi bir futbol oynayaraktan 13 maçta 24 gol ataraktan 13 tane de gol demiş. Bence muazzam bir e, istatistik. İlk iki hariç diğerlerinin hepsinden üstün bir üstün olaraktan devam ediyor. Gol olaraktan özellikle. Deplasmana baktığımız zaman 13 maçta 14 tane gol atıp 22 tane de gollemiş. Yani son sırada yer alıyor. 9 puan toplayabilmiş. Ev sahibi 21 puan toplamış. Arasında oynanan maçlara baktığımız zaman Hakan'ın ev sahibinin arkadaşlar üstünlüğünü görebilirsiniz. Özellikle kendi evinde e, oldukça üstün. 3-0'lık galibiyeti var 2015'te. Ondan sonra baktığımız zaman e, 2-0'lık, 1-0'lık ve son 2 maçını zaten kendi evinde 1-0 gibi skorla kazanmış. Deplasman oyununda oynadığı son 2 maçı da hem beraberlik kalmış hem de galip gelmiş. Bu maçta ben 5 golün çıkmayacağını düşünüyorum ve ev sahibinin galip gelebileceğini düşünüyorum. Sakat cezalı olarak da baktığımız zaman şunu söyleyebilirim ben sizlere. Deplasmanda defan defans oyuncusu sakat bir tane 25 yaşındaki Henrik diye bir oyuncusu sakat. Kalecisi Hakan'ın arkadaşlar Peter Abrahamson sakat durumda gözüküyor. Ve Ali Yusuf tek golü tek gol bir asist olan oyuncusu sakat durumda gözüküyor. Ben bu maçta bu sakatlıktan rağmen ev sahibinin galip geleceğini düşünüyorum. Son maçında da zaten ikinci sıradaki takımı yendi. İyi bir maç çıkardı. Bu maçı da takip ettim. Zaten kendi evinde oynadığı maçlara baktığım zaman 6-0'lı karış. Diğerlerinin hepsi 4.5 alt bitmiş. Bu yüzden hem galip geleceğini hem de 4.5 alt gibi bir skorla biteceğini 1.65 orandan değerlendirmenizi öneririm. Bu iki maçı vereceğim. Elimde bir tıklaması olmaz. Bu iki maçı vereceğim dediğim gibi. Değerlendirme isteyenler, kafasını yatan arkadaşlar değerlendirebilirler. Şampiyonlar Ligi'ni bugün de bakalım kazanabilecek miyiz? Onun da tahminleri yayında. UEFA Avrupa liglerine de başlayacağız. Bakalım iki tane, dört tane maç var. 2 i̇ki, iki veririm veya tek videoda veririm. Bu şekilde maçlar. Maçlara da şöyle oran olaraktan baktığımız zaman şuradan göstereyim ben size. Malmö maçına MS2 2.5 üst dedik 1.67 orandan. Diğer maçımız da onu da hemen verelim. Ekim maçı. <laughs> MS1 4.5 altta bu maça aldık arkadaşlar. 2.76 gibi bir oran var. Dediğim gibi bu iki maçı verdim. Aklıma yatan bu iki maç vardı. Diğerleri zaten çoğulik yeni başladığı için çok fazla güven olmuyor. 2.76 oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Kendileri de analiz yapabilir. Bu maçlar hakkında kendi yorumlarını da beklerim açıkçası yoruma. Yorumlarda fikir alışverişi zaten herkesin yorumuna yanıt vermeye çalışıyorum özellikle. Bir emeğine sağlık yazsalar bile bir kral taç çağırtıya emoji atıyorum. Yani yorumlarda olduğumu belirtmek için. Orada da maçlar hakkında yorum yapabilirsiniz. Instagram'dan ulaşmak isteyenler Instagram Kanga Tips olarak ulaşabilirler. Kupon bu şekilde. E videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Katıl butonunda da her gün ayrıca maçlar vermekteyim. Değerlendirmek isteyenler oraya da katılıp değerlendirebilirler. 30 ve 60 TL'lik şeylerde her türlü bahisleri görebilirler. Kendilerine kalmış. Aynı şekilde 15 TL'likte de, de çoğu her şeyi görebiliyor. Çoğu tahminleri orada açıyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Dediğim gibi kanala abone değilseniz abone olursanız bildirimleri açarsanız video kanala düştüğü anda değerlendirebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.